Ama bugün askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalır. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz 5 sene... AK Parti'ye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben diyor, CHP gelirse ne olur diye soracağım diyor. İyi akşamlar sevgili FM TV izleyicileri. Bir gündem ve ekonomi programında daha birlikteyiz. Bugün yine ülkemizden ve dünyadan önemli konuları konuşacağız. Ben programa geçmeden isterseniz kısaca başlıkları vermek istiyorum. 7 Haziran 1 Kasım arasında nelerin değiştiğini, seçimlere yansıdığını, seçimlerdeki sonuçların Sayın Cumhurbaşkanı'nın bitip döneminin bitip daha doğrusu Davutoğlu'nun döneminin mi başladığını, seçim sonuçları başkanlık sistemine ne gibi etkiler yaratacak? Paralel yapının uzantıları bu seçimle beraber bitti mi? Ekonomik istikrarsızlığın ve terörün seçimlere etkileri nelerdir? Davutoğlu'nun balkon konuşmasındaki kaybeden yoktur, kazanan millettir açıklamasını açacağız. Seçimlerin anketlerle değil de milletin yaptığını konuşacağız. Parti liderlerinin seçimlerden sonraki açıklamalarını konuşacağız. İletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. FM TV, gündem ve ekonomi et, fmtv.com.tr 0216 488 0488 ben çok uzatmadan konuklarıma geçmek istiyorum. Sevgili Recep Konuk Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ahmet Özkan, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hocam, müsaade ederseniz sizden başlamak istiyorum. Buyurun. Malum önümüzdeki geçmiş dönemdeki 1 Kasım seçimlerini 7 Haziran'dan 1 Kasım arasında neler değişti hocam? Yani bu geçen zaman zarfında halkın bu kadar tepki göstermesi artı veya eksi yönde partilere nasıl yansıdı? Bunları biraz açabilir misiniz hocam? Tabii, ben öncelikle bu yapılan seçimlerin bütün ülkemiz adına, tüm halkımıza ve tüm Müslüman halkların açısından hayırlı ve mübarek olsun diyorum. Amin. İnşallah bu seçimler ülkemize başlıca barışı getirir. İnşallah. Birlikteliği getirir. İnşallah. Dilekleriyle başlamak istiyorum. İnşallah. Bir de sevgili yayın arkadaşım Ahmet Özkan'a da tebrikle başlamak istiyorum. Çünkü seçimlerden birkaç gün önce kendisinin öngörüsünü almıştık. Ve seçim sonuçlarını AK Parti'nin %48 oy alacağını, hatta milletvekili sayısı da verdi. 310 milletvekili alacağını öngörmüştü. Evet. Bu öngörüsünden dolayı kendisini tebrik ve teşekkür ediyorum. Teşekkür. Tebrik ediyoruz gerçekten. Ben sorunuza geçmek istiyorum. Evet. 8 ana başlıkta ben bu soruyu cevaplandırmak istiyorum. Kısa kısa müsaade ederseniz. Tabii. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki Ahmet Bey'i dışarıda tutuyorum. Kimse bu seçim sonuçlarını bu kadar net bilememişti. Yani bu kadar yükseleceğini bilememişti. Evet. Biz parti içerisindeki arkadaşlarımızdan da, yetkili arkadaşlarımızdan da oranlar aldık. Ama kimse bu kadar yüksek beklemiyordu. Peki ne oldu da bu kadar artış oldu? 8 ana maddenin birincisi muhalefetin bir araya gelip hükümet kuramayacağının aşikar olması. Özellikle MHP'nin sert tutumu. Yani HDP ile kesinlikle aynı hükümette bulunmayacağı söylemleri bence birinci etkendi. İkinci etken yine AKP'siz yani AK Parti'siz bir hükümetin kurulamayacağı. Çünkü AK Parti'nin dışarıda tutulup bir hükümet kurulma şansının olmayacağı da yine etkide bulundu. Üçüncüsü de özellikle terörün azması. Yani seçimlerden iki ay önce gibi bir süreçte terörün azması. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütünün eylemleri. Yine IŞİD terörünün hemen sınırlarımızda konuşlanması, sınırlarımızda gezinmesi yine etkendi AK Parti'nin bu seçimlerde güçlü çıkmasının. Dördüncü madde de yaklaşık 4 aydır bu ekranlardan bizlerin hep söylediği, özellikle gündem ve ekonomi programında hatırlayacağınız üzere AK Parti'nin bir öz eleştiri yapması. Biz hep arzu etmiştik, söylemiştik burada. Çünkü gerçekten 7 Haziran seçimlerinde halkımız AK Parti'ye şunu açık bir dille söyledi. Yani sizde yanlış giden bir şeyler var. Eleştirim mekanizmaları çökmüştür. Halk bir şekilde tepki gösterdi.
Ve Ahmet Davutoğlu özellikle bu öz eleştiriyi miting meydanlarından ve çıktığı televizyon programlarında açık yüreklilikle yaptı. Yani biz 7 Haziran'dan ders çıkarttık. Bu söylemi çokça yaptı. Ben bunun da yine etkili olduğunu düşünüyorum. Yumuşak üslubu fark etti mi hocam? Kesinlikle. Çünkü halkımız artık kavgadan bıktı. Evet. Sert tutumlardan bıktı. Bunun da en büyük etkisi sorularınıza vardır zannediyorum. Evet. MHP'de evet. gördük mesela. Katı tutumu artık halkımız istemiyor. Barışçıl, yumuşak tutum ve kucaklayıcı, bütünleştirici bir tutum arzu ediyor. Beşinci olarak da bu vaatler konusu. Evet. Yine 7 Haziran'da özellikle bunu CHP partisi çok yaptı. Evet. Kılıçdaroğlu. Çok emekliye, ondan sonra memura müthiş maaşlar önerdi. Her ne kadar mazotta bir zam indirim yapsa da evet. Şimdi bu seçimlerde yani 1 Kasım seçimlerinde de AK Parti'nin özellikle memur maaşlarında ve emekli maaşlarındaki tutumu, genç yatırımcıların ve önünü açıcı vaatleri çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomik olarak yardım yapacağım söylemlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Yine 6. olarak da AK Parti kesinlikle dışarıda tutulup hareket olmayacağı. Yani burada bir siyasi bir hareketin gündeme gelmeyeceğini bunu net anlaması halkın AK Parti'ye yönelmesini sağladı. 7 olarak da siyaset tarihinde hiç olmamış bir şey. Yani 5 aylık kısa bir sürede yaklaşık AK Parti %10 oylarını arttırmış. Evet. Yani Türkiye tarihinde bu da bir ilk. 8. ve son olarak da şöyle bir benim tespitim var. Ki bunu da yine biz FM TV izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Gündem ve ekonomi programında defaatle söyledim ben. Mehmet Ali Şahin seçimlerden 3 gün önce bunu dile getirdi. Ne dedi? Eğer biz tek başına getirmezseniz dedi. Halkımıza sesleniyorum dedi. Bir tekrar seçim izleyeceğiz hep beraber dedi. Ya bana göre bu bir nevi halka bir gözdağı vermekti. Ve bunun da tuttuğunu düşünüyorum ben. Çünkü halkımız da artık bir daha tekrar seçimi kaldıramayacağını gördü. Evet. Çünkü ekonomik olarak çok etkilendi ülkemiz. 5 evet. ayda ekonomik olarak çok geri gidildi. Bu belirsizlik, kaos ortamı çok belirsiz oluşu ve Mehmet Ali Şahin'in de bu söylemi yapmasının da sandıkta etkili olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde de %49 oy aldığını tekrar söylüyorum. İnşallah bu aldığı oylar öncelikle ülkemizi, bütün İslam alemini, İnşallah. Yani ben geniş bakmak istiyorum evet. çerçeveye, İslam aleminin faydasına olur. İnşallah açılımında herhalde ilerleyen dakikalarda evet. konuşacağız inşallah. Sayın Özkan, aynı soruyu size de sormak istiyorum. 7 Haziran 1 Kasım arasında neler değişti de halk bu kadar tepki gösterdi? Yani Recep Bey'in de dediği gibi, Recep Hocam'ın %10'a varan yükselişler, 3 puan, 4 puan, 1 puan, zaten stabil bir parti var, o %1 artıyor, iniyor. Sizden de bunlarla ilgili bir yorum olabilir mi hocam? Sayın Işık. Şimdi öncelikle 1 Kasım'da yapılan seçimlerin devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine inşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tüm dünya Müslümanlarının bizden beklentilerini yerine getirmeyi inşallah beceririz, i̇nşallah. Başarırız. İnşallah. Şimdi 7 Haziran seçimlerinden sonra 7 Haziran seçim sonuçlarında biliyorsunuz AK Parti ciddi oranda oy kaybetti. Evet. Bu oy kaybetmesi sebebi çeşitli şekilde anlatabiliriz. Fakat ondan sonra gelişen olaylar, terör olayları, sınırlarımız içerisindeki PKK'nın terör olayları ve sınır dışındaki IŞİD'in Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki yapmış olduğu terör olayları dünya gündeminde sanki bir istikrarsızlık ortamı oluşturuluyor evet. ve bu süreç böyle devam ettirilecek şeklinde bir oluşum yapıldı. Türkiye'de bu 7 Haziran'dan sonra biliyorsunuz PKK eylemlerini çok ciddi manada artırdı. İşte hendek kazmalar, uyurken çok konuştuk bunları. Uyurken güvenlik güçlerimizi şehit ettiler. İşte kız ailesinin yanında şehit ettiler.
Ve bu gibi, bu ve bunun gibi benzer olaylarla terör olayları belki de hiç olmayacak kadar tırmandırıldı. Kısa günlerde bu kadar daha yüksek terör olayları herhalde geçmişte yaşamamıştık. Ve belki daha bunun 100 küsur vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Tabii Ankara katliamından bahsediyorsunuz. Şimdi işte belki bunun daha büyük olaylar yaşandı, bunun daha büyük terör olayları yaşandı ama bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar yoğun bir terör olayı yaşanmadı. Tabii ki seçimde insanların AK Parti'ye yönelmelerinin sebeplerden bir tanesi bu. Tabii ki bu değil tamamen başlı başına ama sebeplerden bir tanesi bu. Bir diğer sebep ekonomik istikrarsızlık, evet. Söylentileri. Ben gene oraya katılmıyorum Recep Bey'le. Bu konuda aynı düşünmüyoruz. Bu söylenti yayıldı. Yani sanki ülkede ekonomik kriz var, hükümet krizi var, insanlar alım satım yapmıyor, arz talep meselesi hasıl olmuyor şeklinde bir algı operasyonu yapıldı. Global ölçekli firmalar pek hissetmedi belki ama Ahmet Bey, orta ölçekli firmalar da zannedersen bu da şundan kaynaklanma, hep gene bilinçli, planlı ve bilinçli yapılan bir şeydi bu. Bugün seçimden çıkalı 3. 4. gün bugün. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir bakıyorsunuz yani 3-4 gündür yaptığımız görüşmelerde, Recep Bey de belki buna şahitlik eder. Yaptığımız görüşmelerde her şey yoluna giriyor. Bir anda akmaya başladı. Sanki hani bir akan suyun önüne set çekmişsiniz de bu seti kaldırdık, akmaya başladı şeklinde. Yani iş adamlarından bu tarz yaklaşımlar geliyor. Pozitif. Dünyadan i̇şte da geliyor mesela. Bu da tabii ki yani. Sisi'nin mesela açıklaması var. Benzer Dinin ifadeler. Var, Amerikan sözcüsünün var. Bunlar işte yapılmak istenen ekonomik, yapılmak istenen neydi? Ekonomik istikrarsız bir dönem geçiriyor Türkiye. Bu algıyı oluşturmaktı. Bunu da başardılar. Fakat başaramadıkları şuydu işte. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu bu krizi çok güzel yönettiler. Evet. Bu krizi yani bugün dünya liderleri olsun, dünya medyası olsun, dünya ülkeleri olsun, herkes şunda hemfikir ki bu 5 aylık sürede Türkiye'nin yaşamış olduğu sanal bir manada, sanal olarak yaşamış olduğu krizi sanal olmasına rağmen Erdoğan çok iyi yönetti. Minimize ettiler yani. Çok iyi yani. Ama bu konuda biliyorsunuz Sayın Erdoğan geçmiş dönemlerde bu işi 2007'de olsun, 2008'de Gezi olaylarında, 17-25 Aralık operasyonlarında çok krizler atlattığı için bunu da çok güzel yönetti diye düşünüyorum. Bu da sebeplerden bir tanesi. Evet. Başka sebep, mesela başka sebepler sıralamasında bir de ekonomik vaatler. Ekonomik vaatler biliyorsunuz Sayın Davutoğlu seçim meydanlarında vaatlerde bulundu. Neydi o vaatler? Kısaca mesela hani 3-5 başlıkta toparlayacak olursak asgari ücreti 1300 liraya çıkaracağını söyledi. Emeklilere seyyanen yıllık 1200 lira zam yapacağını söyledi. Memur maaşlarının artı polis ve memur maaşlarını artıracak artı kolluk kuvvetlerinin maaşlarını oldukça bir iyileştirme yapacağını söyledi. İşte emeklilere 240 lira taksitle TOKİ'den daire vereceğini söyledi. Genç yatırımcılara hibe kişi başı 50.000 TL olmak üzere hibe yardımı artı 100.000 TL faizsiz kredi şeklinde yapacağını söyledi. Ve bunun gibi direkt vatandaşı, direkt cebini ilgilendiren vaatlerde bulundu. Fakat burada enteresan bir şey vardı. Bunu maalesef muhalefet anlayamadı. Nedir o mesela? Şimdi Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim meydanlarında bu vaatleri bulunuyor. Bir tane muhalefet lideri de çıkıp şunu demedi. Ya kardeşim sen bunları vereceğim diyorsun ama sen zaten hükümetsin madem ver. Niye vermiyorsun diyemedi. Ya bu şeyi yapamadılar. AK Parti de bunu çok güzel kullandı. Yani sanki muhalefet lideriymiş gibi, sanki yönetimde değilmiş gibi seçim meydanlarında ekonomik vaatlerde bulundu. İyi mi yaptı? Tabii ki. Onu çok güzel yaptı. Çünkü bizim vatandaşımız direkt cebini ilgilendiren konularla hemen hemhal oluyor. Evet. Hemen hemhal oluyor ve konuyu kavruyor.
Dediğimiz gibi bu ekonomik vaatleri çok güzel anlattı ve bütün mitinglerinde de bunu kullandı. Peki başka ne oldu? Biliyorsunuz 242 yanılmıyorsam 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında 242 tane adayını değiştirdi. Bölgeye yönelik adaylar kullandı. Artı eski ağır toplarını kullandı. 3 döneme takılan. 3 dönemlikler biliyorsunuz o kuralı kaldırdılar. Evet. Ve orada ciddi manada bir oy potansiyelleri var bu insanların. Bu tabii ki çok büyük etki oldu. Bir başka etki de... Özür dilerim, kısaca toparlarsak... Hemen bir şey daha söyleyeyim o zaman. O, yani daha var gerçi, çok notları aldım da. Riske girdi aslında. MHP'li Tuğrul Türkeş'i partiye alarak ve ona geçici zorunlu hükümette başbakan yardımcısı görevini vererek aslında risk aldı. MHP'lilerin tepkisini çekebilirdi. Nitekim bazı MHP'li yöneticilerin direkt hakaretamiz cümleleri bile sarf etmelerine rağmen partide tuttu ve Ankara 1. bölgeden yanılmıyorsam hem de üst sıradan aday yaptı. Evet. Bu riske de girdi ve bu risk de tuttu. Burada da sıkıntı olmadı. Yani bütün bu bileşenlerin hepsi toplandı, AK Parti'ye oy olarak devşirildi. Olayın özünü anlatmaya çalışırsak zannımca herhalde oyun artırmasının sebeplerden bir kısmını anlattık diyelim. Hocam size bu seçimlerde ciddi bir Cumhurbaşkanı baskısı vardı. Bu Cumhurbaşkanı baskısının artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın vesayetin kırıldığını, Davutoğlu döneminin başladığını algılayabilir miyiz? Yani burada Davutoğlu'nun da bir başarısı var mı sizce? Ben kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Zaten AK Parti yaklaşık 14. seçimini yaptı. Evet. Ve 14. seçiminde en yüksek oyu aldı. Yani burada Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bir katkısı yok dersek bu anlamsız olur. Kesinlikle direkt ben etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir de şu konunun da aslında altını çizmek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanımız yaklaşık aktif olarak 2002'den beri siyaset arenasında boy gösteriyor. Ve ben az da olsa yıprandığını düşünüyorum. Yani şu anlamda yıprandığını, yüzünün eskidiğini düşünüyorum. Ben şahsi olarak. Evet. Ahmet Davutoğlu'nun da AK Parti'ye yeni bir soluk, yeni bir nefes olduğunu düşünüyorum. Ve Ahmet Davutoğlu'nun da gerçekten o yumuşak, halim, selim, beyefendi bir yapısının olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da yine pozitif yansıdığını sandığa düşünüyorum. Bir tek Ahmet Davutoğlu'nun şöyle bir kritiği var. Ben o öyle görüyorum. Ahmet Hoca gerçekten halim, selim bir insan ama bazen çok Arapça terimler kullanıyor. Ve orada halkın bazen anlayamadığı konular olabiliyor. Onları da böyle biraz daha açık dille, yani halkın anlayabileceği. Sayın Erdoğan'da bu var çünkü. Gerçekten 6 yaşındaki bir çocuk da dinlese, 70 yaşındaki amcamız da dinlese hemen anlayabiliyor. Bu üslupta yürürse AK Parti'ye, ülkeye yeni soluk kazandıracağını düşünüyorum ben inşallah. Evet hocam. Pazartesi mesela... Ülkede bir Sayın Cumhurbaşkanı'na bir hem sempati olduğu kadar antipati de oluştu mesela. Evet. Yani bu antipati duyanlardan Sayın Davutoğlu için oy vermiş olabilirler mi sizce? %100. Yani ben zaten onun üstünde durdum. Yani o Ahmet Davutoğlu'nun o halim, selim, ılımlı, barışçıl yaklaşımı ve sert tutumun dışında konuşması... Ben seçmeni etkilediğini düşünüyorum. Özellikle MHP'den çünkü çok büyük bir kayış var AK Parti'ye. Hatta HDP'den de ciddi bir kayış var. Ben başlıca nedenlerinden yine Ahmet Davutoğlu Hoca'nın olduğunu düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim hocam. Şahane. Sayın Özkan, sizin bu konuyla söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ben bu konuda Recep Bey'e hiç katılmıyorum. Evet, buyurun. Hiç katılmıyorum. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı için yüzü yıprandı. Hani eskide 2002'den beri siyaset yapıyor. Yok, ben mümkün değil katılmam. Neden dolayı katılmıyorum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hareketin kurucu genel başkanı. Evet. 12-13 yıllık genel başkanı. Şu anda da gönüllerin AK Parti'ye oy vermiş veya o kesim o kesme bağlanmış insanların
gönüllülerin lideri diyelim. Hiçbir şekilde hani bu Tayyip Erdoğan'ın yüzünün eskidiğinden AK Parti Davutoğlu bundan kazandı. Yani hiç böyle bu şeylere bence girmenin bir manası da yok. Ama burada Tayyip Erdoğan faktörünü hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Zaten araştırmaların, yeni araştırma yayınlandı biliyorsunuz. AK Parti'ye oy, sadece AK Parti'ye oy verenlerle alakalı. Bu araştırmada %45'i sadece Tayyip Erdoğan olduğundan dolayı oy verdim AK Parti'ye diyor. Yani siz nasıl... Sayın Davutoğlu'na haksızlık olmaz mı Sayın Üskar? Ama bu insanların görüşü yani. Şimdi haksızlık olur veya olmaz. Onu bilemem. Ben şimdi, konuya geleceğim ama... Ben vakayı söylüyorum. Şöyle şimdi, bir gerçek ortaya çıktı. Özür dilerim. Mesela artık ülkedeki seçimin araştırma şirketleri değil de artık halk tarafından yapıldı. Aşikar bir ortaya çıktı yani. Bunlar sizce gerçeği yansıtıyor mu yani bu araştırmalar? Yani 45, araştırma şimdi bir... Yani bu özür dilerim. Bu 49'un 45'i Sayın Erdoğan mıdır sizce yani? Hayır bak siz yanlış anladınız. 49'un 45'i değil. 49'un %45'i. Yani bak, aşağı yukarı yarısı %24'e yani. Gibi. Yarısı yani. Yani. Evet. Yani ve ben buna inanırım. Zaten bu kitlesel buna inanırım. Oyu zaten. Çünkü o değil hatta yani. %33'ler falan biliyorsunuz. Evet. AK Parti'nin kemik oyu. Yani bu şu demek oluyor. Ben işte Recep Bey'e katılmadığım nokta bu. Hani yüzünün eskimesi. Liderlerin yüzü eskimez. Liderler biliyorsunuz ölür. Yani ya Emir Hak vaki olur veyahut da evet. Bir şekilde ölür gider. Yüzü eskimez. Yaşadığı müddetçe liderler orada devam, liderliklerine devam ederler. Bunu çürütecek yani, bir şey müsaade ederseniz söyleyeyim. Mesela 7 Haziran seçimlerinde ne yapmıştı? Cumhurbaşkanı sahaya inmişti tabiri caizse. Mitingler düzenliyordu. Ama alınan oy 40. Bugün hiç sahaya inmedi peki mesela. Peki şunu iddia edebilir misiniz? 7 Haziran seçimlerinde şayet sahaya inmeseydi %50 alacaktı. İndiği yok, için 40 aldı. Diyemeyiz. Peki ben şunu söyleyebilirim ama. Ters denklemi. Tersini ben yapabilirim işte. Evet. Yani eğer inmeseydi belki de daha düşük alacaktı. O sizin görüşünüz. Yani olabilir. Tabii ki bu ha. Benim görüşüm. Evet. Yani ben bu konuda dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu Ahmet Davutoğlu tabii ki çok beyefendi bir insan. Akademik bir insan. Zaten kendisinin lakabı hoca. Bunun muhakkak etkisi vardır. Fakat Tayyip Erdoğan faktörünü kesinlikle yabana atamayız. Yani hiçbir şekilde atamayız yani. Ve şu an AK Parti yönetiminde bulunan kadrolar eski Tayyip Erdoğan'ın eski arkadaşları biliyorsunuz. 2009 dönemindeki birçoğu yani. Yani evet. Evet. Hatta işte bu değiştirilen hani az önce bahsettim ya 243 milletvekili adayı değiştirildi. Yerine gelenler işte değiştirilenler yenilikçilerden yerine gelenler eski bildiğimiz, tanıdığımız insanlar diyelim yani. Yani bu konuda Sayın Tayyip Erdoğan'ın faktörü oldukça büyüktür bana göre. Teşekkür ederim. Hocam size bir başka soru sormak istiyorum. Mesela bu seçimler gösterdi ki HDP artık Kürt halkının temsilcisi konumunda değil. Aşağı yukarı 1 milyon oy kaybetti. Bununla ilgili biraz açabilir misiniz hocam? Yani artık Kürt halkı HDP'yi kendi savunucusu olarak görmüyor gibi bir izlenim çıktı bu sonuçlarda. Evet yani ne oldu da 5 ayda mesela oy evet. Kaybetti. Öyle de bakabiliriz evet. Olaya. Özellikle hep anlattık yine bu ekranlardan çokça anlattık. Dedik ki yani HDP doğuda askerimizin ve polisimizin kışlaya karakola çekilerek PKK'nın uzantısı olan HDP'nin çok evet. Baskı kurduğunu söylemiştik. Defaatle her programda bahsettik ve bu seçimlerde de gördük. Bu baskıyı yani seçimlerdeki o sandıkların güvenliğinin alınmasıyla beraber ne yaptı? HDP ciddi bir oy kaybetti. Neredeyse sandığa gömülüyorlardı. Meclis dışı kalacaklardı. Küçük bir oyla kaldılar. Hatta yurt dışı oyları onları evet. Mecliste tuttuğu söyleniyor. Etken oldu. Türkiye'deki oylar değildi. Yani HDP aslında o algının da yıkılması lazım. Yani işte Kürt halkımızın savunucusu bir parti. Asla ben bu şekil görmüyorum. Halkımızın da büyük oranı yani kendi seçmenleri dahi %20'den fazlası böyle olmadığını gösterdi. Ve oy vermediler yani. Bu önümüzdeki 4 yılı AK Parti gayet iyi geçirirse oy oranını sizce artırır mı? Doğuda, ya, Güneydoğu'da. Kesinlikle şimdi gerçekten Türkiye'miz çok önemli yani. Nasıl önemli? Hem coğrafi açıdan çok önemli bir noktada hem de dünya siyasetinde çok önemli. Çünkü hem Asya ve Avrupa'ya hükmeden bir konumdayız. Evet.
jeopolojik bir yapıdayız, güçteyiz. Evet. Artı Avrupa ile ilişkilerimiz, Amerika ile ilişkilerimiz, Rusya ile ilişkilerimiz, Afrika ile ilişkilerimiz, Arap Yarımadası ile ilişkilerimiz. Evet. O noktada çok kilit bir ülke. Evet. Zaten bizi paylaşamadıkları için de bütün etrafımızı yangın çemberine aldılar yani. Evet. O yüzden yani Türkiye'nin burada çok kazançlı çıkacağını ben düşünüyorum inşallah. Bu yeni çıkan atmosferde ama çok dikkatli siyaset izlememiz lazım. Sayın Üskan, siz bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? Hani HDP biliyorsunuz 1 milyon oy kaybetti. Artık Kürt halkı muhatap olarak görmek istemiyor gibi bir izlenim var. Recep Konuk hocamın da dediği gibi yani son yurt dışı oyları gelmese neredeyse barajı aşamayacaklar gibi bir pozisyon var. Halk sizce bıktı mı artık yani HDP'nin bu tutumundan? Terörden bıktı. Hatta bugün herhalde internete düştü bir görüntü biliyorsunuz Hakkari'de. Emniyet müdürlüğü. Yok, hendek kazma, evet, yolu kapatıp hendek kazmaya çalıştılar. Yani. Vatandaş kendisi bu teröristleri kovaladı. Evet. Ara sokaklara girip nereye kaçacaklarını şaşırdılar. İşte şaşırdılar. Bütün beklenen hadise bu. Beklenen hadise bu. Şimdi HDP biliyorsunuz seçimden sonra terörü direkt yani muhatap aldı değil, terörle iç içe yani kucak kucağı oldu neredeyse. Hatta birçok açıklamaları oldu biliyorsunuz ki işte biz sırtımızı Kandil'e dayadık. PKK'lı teröristlerin ölülerine eğer evlerine gitmezseniz sizin hakkınıza soruşturma açarım. Kendi aralarında biliyorsunuz. Evet. Bunlar yaşandı. Şimdi bu 7 Haziran'dan önce bir çözüm süreci olgusuyla birlikte terör olayları yok idi. Dolayısıyla o zaman rahat bir ortamda HDP oylarını çok ciddi manada artırdı. Fakat gerçek yüzleri 7 Haziran'dan sonra ortaya çıkınca, halk da tabiri caizse hani yoğurdu üfleyerek yedi gibi bir şey oldu. Yani en azından ciddi manada doğuda, batıda zaten çok ciddi manada o kaybettiler de doğuda kendi yaşadıkları bölgelerde yani hendek kazdıkları bölgelerde oy kaybettiler. Bu da ne demek? Ki demek ki onların o kazdıkları hendeklerden orada yaşayan vatandaşlar rahatsız. Evet. Dolayısıyla bunun da bir tepkimesi olarak da oya yansıdı. Ha burada aslında daha çok yansırdı. Yani sizin ben baskı oluştu mu? Tabii ki. Tabii ki baskı oluştu. Ama 7 Haziran'daki kadar bir baskı olamadı. Kolluk kuvvetlerimizin ciddi çalışması sebebiyle. ama takdir edersiniz ki şimdi yani bir mezra düşünün. 25-30 haneli bir mezra düşünün. Yani birebir iç içe yaşıyorlar. Kırsalı ulaşamadı yani. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Yani, kırsala ulaşmak da biraz da mümkün de değildi açıkçası. Evet. Yani o kadar da nasıl yani herkesin başına mı polis dikilecek? Ha bu tabii bir süreçtir. İyileştirme sürecidir. Evet. Bundan sonraki yaşayacağımız seçimlerde bu daha da iyi olacaktır. Evet. Ama bana göre Türkiye'nin biliyorsunuz şu an önünde 4 yıl hiç seçim yok. 3,5 yıl hiç seçim yok. 3,5 yıl sonra peş peşe işte yerel seçimler, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Fakat bu 3,5 yıl içerisinde Türkiye çok ciddi hamleler, çok ciddi atılımlar gerçekleştirirse tabii bunun içerisinde batıdaki, doğudaki, işte Anadolu'daki, İç Anadolu'daki hepsi bir bütün olarak doğal sonucu itibariyle de oradan oy olarak bu devşirilecek manası taşır. Hocama da döneceğim ondan sonra. Sizce bu 7 Haziran'da çıkan emanet oy, AK Parti bir kısımda emanet oy aldı mı Sayın Özkan için? Yani emanet mesela oyu... Mesela MHP'den almış veya HDP'den almış olabilir mi? Zaten şimdi yapılan analizlerin AK Parti'nin bu %9 oyunun artırmasının %2'si HDP'den, %3'ü MHP'den, %1'i CHP'den, geri kalan %3'ü de yeni oy kullanmaya başlayan veya geçen seçimde oy kullanmamış ama bu seçimde oy kullanmışlar arasından aldı. Evet. Analizler böyle söylüyor. Evet. Ha, bunun ne kadarı gerçektir, ne kadarı değildir, bunu tabii kimsenin bilme şansı yok. Evet hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim söylemek istediğim bir şey,
sürekli bu ekranlardan söylediğimiz konular vardı. Mesela öz eleştiri yapılması. Az önce saydığım şıkların içindeydi. Sayın Ahmet Davutoğlu öz eleştiri yaptı. İşte Mehmet Ali Şahin'in yine söyledikleri, bizim söylemlerimizin tekrarını söyledi. Yani şuraya sözü getireceğim. Gerçekten bu FMTV yorumcularının yaptığı öz eleştirilere gerçekten AK Parti kulak versin. Önü daha da açılacaktır yani. Önü daha... Niye? Çünkü halk şunu gördü bir kere halk. Neyi gördü? Kavga ortamından uzak olacak. Savaş ortamından uzak olacak. İstikrarın yanında duracak. İnanın bu yaptığımız tenkitlerin, ön açıcı konuşmaların tatbikini yapsınlar. Bir dahaki seçimlerde 55'le gelirler. Evet. Recep Bey'den bunları duymak çok güzel. Evet. Ben şu an çok mutluyum. Neden dolayı çok mutluyum? Şimdi gerçi kendisi beni biraz onore ederek programa başladı ama onun üstüne benim bunları söylemem biraz belki abes olacak mı bilmiyorum ama kendisi biliyorsunuz illa da koalisyon, illa da koalisyon tarafını evet. tutanlardı. Ben de hatta o hiç unutmuyorum. O zamanlar demiştim ki Türkiye evet belki bir 5 ayını kaybeder ama önünde 4 yılını kazanır diye. Evet. Nitekim o dediklerimiz şu an aynen çıktı. Evet. Ve Türkiye 5 ayını da kaybetmedi yani. O evet. da var yani. 5 ay da kaybedilmedi. Çünkü kaybedildi algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ama kaybedilmedi. Bu 5 aylık süreçte siz de biliyorsunuz ki bir hükümet için en zor karar savaş kararıdır. Evet. Bu hükümet savaş kararı aldı. Yani hükümet vardı. Hani hükümet sorunu hep yaşandı falan filan gibi laflar dolaştı ya. Tekrar geriye dönmek istemiyorum ama nihayetinde orada da bizim acizane haklılığımız ortaya çıktı. Evet Sayın Özkan, hocam size şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela seçmen şeye dikkat etmedi gibi bir algı oluştu. Mesela Suriye mültecileri, 17-25 Aralık, işte koza gruplar, patlamalar vesaire bunları pek kayda almadı gibi bir hava oluştu. Bunu biraz değerlendirir misiniz hocam? 7 Haziran'daki genel grup bunların birkaçıyla ilgiliydi mesela. Seçmenin tepki verdiği konular. Bunları artık kayda almıyor mu? Seçmenin kayda aldığı konular neydi sizce bu seçimlerde? Aslında az önce işaretle biz çizdik. Yani özellikle ben şunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Buradan Ahmet Bey demişti ki o atıfta bulundu. Ben de kendisine atıfta bulunmak istiyorum. Mutlaka AK Parti'nin öz eleştiri yapması lazım. Çünkü 8 puanlık bir kayıp var demiştik. Ve nasıl olur, nasıl bunu der? Birinci, ikinci numaralı adam bunu söyleyemez. AK Parti de eğer bunu söylerse AK Parti erimeye geçer. Tam tersi oldu. Bakın Sayın Davutoğlu ne yaptı? Dedi ki öz eleştiri yaptı. Biz dedi 7 Haziran'dan ders çıkarttık dedi. Evet. Ya bu şu demekti yani. Biz öz eleştirimizi yaptık. Hatalarımızı tespit ettik. Bize bir fırsat daha verin. Bunu değerlendireceğiz. İkinci konuda işte o maddi vaatler vardı ya. Gerçekten bunu büyük faktör özellikle büyük faktör. 7 Haziran'da Kılıçdaroğlu çok iyi değerlendirdi bunu. CHP çok iyi değerlendirdi. Ne yaptı? Özellikle memuru oynadı. Gençleri oynadı. Emekliyi oynadı. Direkt dedi cebinize ben vereceğim. Vermezsem yani, namerdim dedi. CHP'nin kalelerinden bir tanesi Eskişehir'i bile kaybetti. Tabii mesela. İşte. Yani, Çanakkale, Eskişehir. Bunu da AK Parti gördü. Bu halk gerçekten cebini direkt ilgilendiren konularda muhatap oluyor. Ama şunu da altını çizelim Sayın Altun. Evet. Gerçekten emeklimiz de aldığı parayla yetinemiyordu. Yani bununla bir altını çizelim. O işin tabii farklı bir boyutu memurumuz da. Memurumuz da kıt kanaat yani kıt kanaat geçiniyordu. Bu verilen zamlar da gerçekten iyi oldu. Halkımız da bir burada az önce de söyledim ya çok enteresan bir şey ama yani. Halk Merkez Bankası'ndaki evet. rezervle ilgileniyor gibi bir hava yok bence. Yok yani. Onunla ancak gururlanıyor. Evet. Ama kendi karnını evet. doyurmuyor. Ama evet. burada yani çok enteresan hükümet olan bir parti seçim vaadi bulunuyor. Seçim evet. vaadinde bulunuyor. Asgari ücreti 1300 lira yapacağım diyor. İşte evet. emekliye onu vereceğim, tam bunu vereceğim, bunu yapacağım. Yani şimdi ya bir tanesi de çıkıp demez mi? Ben anlamıyorum yani. Sen zaten başbakansın. Niye vermiyorsun? Sayın Özkan. Ama burada işte diyorum ya seçim meydanlarında direkt vatandaşın cebine oynadığın zaman karşılık buluyor demek ki. AK Parti 7 Haziran'da bunu yapmadı. Hep büyük evet. devlet oynadı. Büyük projeler evet. biliyorsun hep büyük projeler evet. oynadı yani. Büyük işte Kanal İstanbul'u, 3. köy hep bunları anlattı. Hep bunları anlattı. İyi de tamam da benim cebimde bir şey yok. Evet. Heh, 1 Kasım'da onu yaptı işte. Evet.
Yoksa işin siyasetin doğasına ters. 7 sen hem hükümetsin, devlet projeleri açıklandı. Hiç halksal bir şey yok. Yani işte onu diyorum ya. Evet. İşin doğasına ters. Sen hükümetsin. Evet. İcranın başındasın. Seçim meydanlarında vaatte bulunuyorsun. Ben asgari ücreti 1300 lira yapacağım. Niye yapmıyorsun ya? Evet. Derler adama. Ama demediler maalesef. Soru sormak istiyorum da sorum da vardı. Mail de geldi. Tevafuk oldu. Denizli'den Ayhan Bey. Başkanlık sistemi nedir? Ne olur diye soruyor. Ben de size bu seçim sonuçları başkanlık sisteminin önünü açtı mı? Başkanlık sistemini Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti hükümeti halka yeterince anlatabildi mi sizce? Başkanlık sistemini soruyor seyirci. Biraz açabilir misiniz? Bundan önceki seçimlerde başkanlık sistemi seçim öncesinde daha doğrusu başkanlık sistemi doğru anlatılamadığı gibi karşı taraf bunu çok iyi kullandı. Evet. Meşhur ifade bana 400 vekil verin lafıyla başlayıp bu insanların yani AK Partililerin aklında dimağında olmayan şeyleri dahi piyasaya sundular. O zaman o süreç güzel idare edilemedi işin nihayetini söylemek gerekirse. Peki 1 Kasım seçimlerinde bu nasıl yapıldı? Çok güzel. Niye? Başkanlık sisteminden hiç bahsedilmedi. Evet. Hiçbir şekilde miting meydanlarında gerek Sayın Ahmet burada Davutoğlu da bir tarafından girmek istiyorum. Çok kısa müsaadenizle. Yine bu ekranlardan söylemiştik. 7 Haziran öncesinde de biz çokça söylem yaptık. Evet. Dedik ki ya başkanlık sistemini dikte edilmese halka. Çünkü halk ürküyor. Dikte edilmemişti zaten. Ama halk ürküyor. Ama seçmen ürküyor. Şey dikte edilmemişti. Halk şu an bilmiyor yani. Evet. Şimdi olayın oraya olduğunu geleceğim ama zaten dikte edilmemişti. Ama o aldı oluşturuldu. Çok söyledi. O maalesef ki bak şöyle seçim söyleyeyim. Meydanlarında da çok kullandı. Maalesef. Hatırlarsanız. Yok. İlk başta 10 gün aşağı yukarı kullandı. Çok ondan kullandı. Sonra hiç kullanmadı. Öyle demiyor. Ondan sonra hiç kullanmadı. Halk ürktü. Ben dedi diktatör getirmek istemiyorum dedi. Sandığa gidince vermeyeceğim dedi. Bunu çok yani, duyduk biz. Yani. Şimdi peki işte bunu güzel anlatılamadı bu halk halka diyoruz ya. Şu an Cumhurbaşkanı'nın yetkileri emin olun istenen başkanlık sisteminde dahi yok. Evet. Diktatörlükse şu an diktatörlük demek ki alası var yani. Biz de onu diyoruz yani hiç gerek yok aslında. Şu andaki mevcut sistemde. Ama icranın başında değilsiniz işte. İcranın şimdi bu her zaman şimdi anlıyorum ben. Her zaman Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkmaz. 4 partinin meclise girdiği bir seçimde tek başına iktidarı yakalayamaz. Bu yani şu andaki bu elde edilen başarı yani tahmin ediyorum bilmiyorum hani bunun bir bilimsel şeyini araştırmasını yapmadım ama herhalde dünya tarihinde bir ilktir yani. Hem 4 parti meclise girecek, hem oyların %49'unu alacaksın. Evet. Meclis aritmetiğinin de %65'ini yakın kendi vekilin olacak. Yani bu biraz yani olasılığı çok zor bir ihtimal. Evet. Bu her zaman olmayacağı için başkanlık seçimine. Başkanlık seçiminde mesela şeyin bir açık özür dilerim. Celal Doğan'la Dengir Fırat'ın açıklaması var mesela. Yani onlar olacak. Meksika modelinden bakın, bahsediyorlar. Tabii şimdi bu Meksika ile başlayacak. Fransa ile devam edecek. Amerika ile işte başka türlü olacak. Bunlar gelecekler. Amerika'nın birebirini kopyalayıp kendi sistemlerine monte etmişler 2000'lerde. Şimdi tam birebir değil. Meksika modelinde şöyle oluyor. Evet. 6 yıllık seçiliyor başkan ve bir kere seçiliyor. Evet. Amerikan modelinde biliyorsunuz 4 yıllık ve 2 sefer seçilme imkanı var. Yani o da seçilebilirse. Evet. Şimdi bizde oluşturulmak istenen başkanlık sistemi kabaca ana hatlarıyla şu. Başkan halk tarafından seçilecek. %52 ile başkan olacak. Bu her türlü başka ihtimal yok. Bir, başkan yardımcısı o da aynı gene halk tarafından seçilecek. Çünkü başkanı görevden almak diye bir şey yok. Başkan 4 yıllık mı seçildi? 4 yıllık seçilecek. 4 yıl bitene kadar başkan. Olası durumlar, hani insani durumlar, hasta olursun, ölürsün. Yetkileri ne olacak başkanlıkta? Ufak bir yetki, ona da değineceğim. Evet. Olursa, ölüm veya olağanüstü bir olay olursa, başkan yardımcısı başkana vekalet edecek. Başkan yardımcısı da ama halk tarafından seçilecek. Başkanın yetkileri de biliyorsunuz. Bütün bakanları dışarıdan atıyor. Evet. İcranın başı, hakimler, savcılar, askeri, emniyet, kolluk, bütün üst amirlerin hepsini başkan atıyor. Olması gereken de bu. Çünkü onlarla halkın karşısına çıkacak. Onlara karşı sorumlu olduğu için halkın karşısına çıkacak. Yani mesela o zaman biz şunu diyebileceğiz. Mesela şu anda bunu diyemiyoruz. Mesela
bir bölgedeki, hani şimdi isim vermeyelim yanlış anlaşılmasın diye, bir bölgedeki emniyet amirinin veyahut da bir askeri kurmay, ne diyor, evet, kurmay başkanı mı diyorlardı? Garnizon başkanının yaptığı bir hatayı şu anda biz ne Cumhurbaşkanı'na, ne Başbakan'a, ne İçişleri Bakanı'na, ne işte Adalet Bakanı'na, hiçbir kimseye sorma hakkımız yok bizim. Bunun araştırmasını ve bunun getirisini kimse, öyle bir hakkımız yok. Var mı öyle bir hakkımız? Evet. Şimdi anayasa düzenlemesinde İçişleri Bakanlığı'na işte bağlanıyor. Olursa şayet. İşte bu başkanlık yani sisteminde başkan her konuda, her koşulda halkına karşı sorumlu olduğu için ve icranın da başı olduğu için bunların hesabını verecek. Ne, nasıl verecek? Mesela buraya yanlış bir, İstanbul'a yanlış bir emniyet amiri atadığı zaman, evet, bunun sorumluluğunu 4 yıl sonra verecek. Yanlış bir garnizon komutanı atadığı zaman bunun sorumluluğunu 4 yıl sonra verecek. Yanlış bir bas savcı atadığı zaman, yanlış bir hakim, baş hakim atadığı zaman hepsinin sorumluluğunu verecek. Ama bu saydıklarımızın tamamını başkan mı atacak? Yani? Tamamı, üst kademeden bahsediyorum. Evet. Üst kademenin tamamını başkan atıyor. Bütün hükümet üyeleri, bakanların hepsini başkan dışarıdan atıyor. Peki mecliste seçilen milletvekilleri ne iş yapıyor? Evet. Meclis tamamen başkanı denetliyor. Tamamen başkanı denetliyor. Aslında en demokratik yapı bu yapı. Şu anda ben şimdi sormak istiyorum. Hem Recep Bey ve sizin nezdinizde halkımıza sormak istiyorum. Evet. Şu anda sizce meclis hükümeti denetleyebiliyor mu? Nasıl denetlesin? Hepsi kendi arkadaşı. Yok öyle bir şey. Hepsi kendi arkadaşı. Yani, olası olarak imkan yok. Şimdi ben arkadaşımı niye kuyuya atayım ki? Atmam. Sistemsel bir sıkıntı var ya. Yani. İşte zaten asıl problem şu anda var. Ama bunu anlatabiliyorlar mı? İşte yani bunu o zaman anlatamadık. Anlatamadılar yani. Şimdi AK Parti cenahı bunu o zaman anlatamadı. Evet. Ama tahmin ediyorum ki şu anda zaten o 317 milletvekili anayasa ne değiştirmeye yetiyor, ne referanduma, referandum sayısına yetiyor. Ancak meclise giren diğer partilerin desteğiyle belki bunlar olabilme ihtimali var. Yani açıkçası ben anayasanın, başkanlık sisteminin ve anayasanın değişeceğini... Gerçi HDP'nin bir açıklaması çok var. Zor yani görüyorum. İyi yapacağı yani şeylerle destekleyeceğiz. Onlar genelde bu işin başlangıç noktalarında hep böyle yumuşak yaklaşıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, yani bunun bir önceki dönemde biliyorsunuz CHP tarafından alenen yaşadık bunu. Gelin anayasayı değiştirelim dediler. Yok olmaz diye. En son AK Parti'nin şöyle bir teklif vardı biliyorsunuz. Milletvekili sayısına bakmaksızın ikişer kişilik kurul oluşturalım. İkişer kişilik kurul oluşturdular. Yani 40 milletvekili olanla 300 milletvekili olanla 2 kişi verdi o komisyona, kurula. Evet. Ve bu kurul anlaştıkları 60 tane anayasa mahkemesi maddesi vardı. Hazırdı. Ve bu 60 tane, yani olay öyle bir hale geldi ki diğerlerinde anlaşamıyoruz. Hadi gelin bu 60 tanesinde bari anlaşalım dendi. Ona bile CHP biliyorsunuz son anda yok dedi. Onun için yani HDP'nin o ilk başlardaki, işte yarın öbür günde muhakkak duyacağız bunları. CHP'den de benzer açıklamalar gelecektir. Ama MHP'den de benzer açıklamalar gelecektir. Hadi gelin konuşalım. Yeni anayasa, sivil başkanlık anayasa. Başkanlık sisteminin yararı nedir diyor. Başkanlık sisteminin yararı şudur. İyi veya kötü, hiçbir şekilde 4 yıl bu adam görevde. İyi veya kötü. Ya hiçbir şekilde sorgulanamaz mı ya? Hiçbir nasıl yani sorgulanamaz mı derken, o sorgulanamaz ifadesi hani başka bir yere çekiyor. Yani nasıl sorgulanamaz? Evet. İşte 4 yıl sonra sorgulanacak işte. Ama 4 yıl çok uzun bir zaman. Değil. Yani. Olur mu? Siyasette 4 yıl tam olması gereken zaman. Ya 4 yılda her şey değişebilir yani. Günlük yaşıyoruz sonuçta. Yani ama şimdi sonuçta siz siyaset yapıyorsanız. 4 yıl önceki bir Suriye'yle şimdiki Suriye bir mi? Muhakkak bir değil ama sen siyaset yapıyorsan, evet, 4 yıl önce nasılsan 4 yıl sonra çok daha iyi olmak zorunda kendini, evet, hissedeceksin. Niye? 4 yıl sonra sen bu seçmenin, vatandaşın karşısına geçeceksin, o isteyeceksin. Bunun bilinciyle hareket edeceksin. Ama şu anda bir kozmopolit bir yapı oluyor. Hani AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Evet. 2002 öncesinden bahsediyorum. Biliyorsun. Evet. Koalisyonlar, o bakan sende, bu bakan sende, bakan Toto, o bu falan, hiçbir şekilde. Şimdi oy zamanında vatandaşın karşısına çıktıkları zaman hemen diyorlardı ki ben yaptım, o yapmak istemedi. Ben yapıyordum, o bilmem ne dedi. İşte başkanlık sisteminde bu yok. Başkanlık sisteminde %51 ile 50.01 ile seçiliyorsun.
Ondan sonra hiçbir şekilde 4 yıl senin hükümettesin, hükümet bu ediyorsun. Bu konuyla ilgili döneceğim size. 4 yıl sonra da tekrar seçime gidiyorsun. Hocama dönmek istiyorum. Yani hocam siz anayasa çalışmaları yaptınız. Evet. Bu başkanlık seçiminin veya başkanlık sisteminin gelmesi için de bir anayasa değişikliği şart yani. Bu konuyla ilgili de siz açıklama yapar mısınız? Yani, şimdi, buyurun. Bizler 2010 yılıydı. Evet. Yaklaşık 16 tane hoca efendi heyet kurulu olarak Fatih Medreselerinin heyet kurulu hocaları anayasa taslağı hazırladık. Evet. 174 maddelik anayasa taslağı hazırladık. Ve bu anayasa taslağında İslam'a göre yani bütün kanunları İslam'a göre harman yaptık yani. Mevcut sistemi İslam'a göre harmanladık. Evet. Ve bunu direkt o zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a klasör halinde bizzat verdik Ankara'da. Temaslarda da bizzat kendim bulundum. Evet. Yine CHP'den Gürsel Tekin Bey'e verdik. MHP'den Devlet Bahçeli ile görüşerek Mehmet Şender Beyefendi'ye verdik. AK Parti'den Mehmet Ali Şahin Beyefendi'ye verdik. Hatta kendisi biraz inceledi. Konutunda kendisi bizi ağırlamıştı. Kaldırarak klasörü. Şu ana kadar dedi AK Parti'nin almış olduğu en değerli anayasa elimde dedi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet. Yine Anayasa Komisyon Başkanı Cemil Çiçek'ti biliyorsunuz az önce bahsettiğiniz. Burhan Kuzuk. Yok. O komisyonun başkanı Cemil Çiçek'ti. Evet. Direkt Cemil Çiçek'e verdik. Resmi kayıtlara girdi. Bütün vekillerimiz de bu taslağımızdan faydalandı. Burhan Kuzu Bey'le de görüşüyorduk. Burhan Kuzu Bey de illa bana da verin dedi. Bir tane de ona verdik. HDP'ye, o zaman BDP'ydi. BDP'ye de verdik. Sözün özü, verdiğimiz anayasa taslağında başkanlık sistemi vardı. Evet. İlk sunanlardan biri biziz Fatih Medreseler olarak. İlk sunan başkanlık sistemi. Neden bunu öngördük? Çünkü bizim yapımıza, yani biz bir Osmanlı kültüründen gelmiş bir yapımız var. Doğusuyla batısıyla ayırmıyorum ben. Güneyiyle kuzeyiyle, İç Anadolu'suyla. Bizler bir noktadan yönetilmeye alışığız. Yani bu bizim aslında genlerimizde var. Liderin arkasından gitmek. Tabii yani bu bizim genlerimizde var. Ama AK Parti'nin 12 yıllık bir problemi var. Nedir o problemi? Olayları halka güzel anlatamamak. Evet. Halka indirememek. Ya bunu güzel anlatsalar, halkımız anlasa inanın çokça destekleyecekler. Daha çok destek. Ama anlatılamadığı için korkuyor halk. Neden korkuyor? İşte ben diktatör mü gelecek, diktamı olacağız, çekiniyor. Hemen garda geçiyor. O gardla beraber de yanlış söylemlerde bulunuyor. Aslında ne güzel Ahmet Bey açıkladı yani. Gerçekten dinledikten sonra da bu başkanlık sistemi öyle korkulacak bir şey değil. Hatta bilakis denetim şeyini getiriyor. Mekanizması çok getiriyor. Çok daha iyi. Kullandığı başkanlık sistemimize lazım. Yoksa bize özgü bir başkanlık sistemi. Bize ya özgü. Bizim bir kere şunu bilmemiz lazım. Yöneticilerimiz. Şunu bilmesi lazım. Evet. Gerçekten bizim her şeyimiz milli olmalı. Bize göre olmalı. Hocam 550 tane milli vekil istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Orada bile bir sürü arbede yaşandı mesela. Evet. Yani o yüzden bu başkanlık sistemi bize uygun bir sistem. Burada problem yok. Ama bu halka güzel anlatılmalı. Eğer bizde şimdi şöyle bir problem var. Türkiye'mizde. Baştakiler kararı alacak. Kısaca toparlarsınız reklamdan sonra. Tabii. Baştakiler kararı alacak, halk kabullenecek. Bu çok yanlış. Tamam. Önce halka anlatıp sonra yukarısı kanunlaştırırsa çok daha rahat olur. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalır. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz 5 sene... AK Parti diye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben CHP gelirse ne olur diye soracağım.